verilmiş. Sinüs, arksinüs, kosinüs 2 pi bölü 3 şeklinde. Önce şunu hesaplayarak başlayalım. Kosinüs 2 pi bölü 3. Şöyle alıyorum. Kosinüs 2 pi bölü 3. Tabii pi dediğimiz şey aslında 180 dereceydi. 180 yazabiliriz bunun yerine. Bu ifade kosinüs 2 çarpı 180 bölü 3 olur. 3'e bölüyorum. 1, 3'e bölüyorum. Şurası 60. 2 ile de çarparsak 120 yapar. Yani kosinüs 120. Şimdi bunu şöyle hesaplarız. Kosinüs 90 artı 30 diyorum. Şimdi 90 artı 30 ikinci bölgeye düşer. İkinci bölgede şöyle yazayım. İkinci bölge. İkinci bölgede bizim kosinüslerimiz negatif oluyor. Negatif. Eğer şuradaki 90'ı çizersek bizim kosinüsümüz sinüse dönüşür. İşareti de eksi olduğu için eksi sinüs 30 olacak. Şimdi 30 derecenin sinüsü 1 bölü 2'dir. Bu işlemin sonucu eksi 1 bölü 2. Bunu söyleyebiliriz. Şurayı hesapladık. Burayı. Bunun sonucu eksi 1 bölü 2. Şimdi yerine yazıp devam edebiliriz. Şöyle eşittir diyorum. Bu ifade sinüs işte ark sinüs şurası eksi 1 bölü 2. Şimdi şu kısmı eksi 1 bölü 2 bulmuştuk. Şu bölüme, şurada sarıya boyadığım bölüme x diyorum. Burası x olsun. Yani ark sinüs eksi 1 bölü 2. Buna x dedik. Eğer şu kısma x dersek bizim artık aradığımız şey sinüs x oluyor. Şuraya x dediğim için artık sinüs x'i arıyoruz. Sonra şunu yapabiliriz. Eğer biz şu içerideki ifadelerin yerlerini değiştirirsek şöyle bizim arksinüsümüz sinüse dönüşür. Buradan sinüs x eşittir eksi 1 bölü 2 gelecek. Sinüs x eksi 1 bölü 2. Aradığımız şey sinüs x'ti ki onun sonucunda az önce eksi 1 bölü 2 bulduk. İşlemin sonucu eksi 1 bölü 2'dir.